Şimdi o videoları Allah'ın izniyle izleyelim. Resmen bu insanları hayvan olarak görüyorlar. Ya bu öldürdükleri insanları bildiğin bir böcek gibi görüyorlar. Değersiz görüyorlar. Sadece bir hedef tahtası gibi görüyorlar. Yani bu insanları nasıl öldürdüklerini görebiliyor musunuz? Ama şu mesele hakkında gerçek manada bak, Batı'da bile ayaklanmalar oldu. Batı'da bile insanlar protestolar ettiler. Ama arkadaş, Batı protesto etmesini anlarım da. Ulan sen kendine Müslümanım diyorsun. Kendine aynı kitaba iman ettiğini söylediğin insanlar orada öldürülüyor. Sen bu insanları görüyorsun, izliyorsun ama halen harekete geçmiyorsun. Ben bunları anlatırken zaten sebebin ne olduğunu biliyorum ama bunu anlamayan insanlara şunu anlatmak istiyorum. Bugünkü sistem gerçekten İslami bir sistem değil ya. Eğer İslami bir sistem olmuş olsaydı, yani tamam, bütün ilmi meselelerden de anlamasan, Kur'an'dan ve sünnetten de anlamasan, ya şuradan anla şuradan. Resmen İsrail'in istediği çizgide şu an duran bir iktidar, duran bir sistemin içerisindeyiz. Bakın, sistem İslami bir sistem olmuş olsaydı, iktidar da İslami kanunlara göre zorlanmış olacaktı. Buraya müdahale etmiş olacaktı. Gerçekten samimi ise. Ama sistem İslami bir sistem olmadığından dolayı iktidar da bu kadar üzerinde baskı hissetmiyor. Sistem materyalist, maddeci, laik, seküler bir sistem olduğundan dolayı müdahale etme ruhu, o zulme engel olma ruhu yoktur sistemde. Sistem sadece menfaatleri doğrultusunda hareket eden, ona da kendi menfaat diyen bir sistem. Şimdi Allah subhanahu ve teala bugünkü bulunduğumuz duruma, Türkiye'ye örnek söylüyorum, bir çarpazsa, burası dilsiz şeytanların olduğu bir memleket ve bu devletin üzerine ben artık çiziyorum. Bu memleket bu zamana kadar zaten bana karşı şirkle, büyük bir zulümle karşı hareket etti. Benim istemediğim, sevmediğim ne kadar şey var ise o memleketinde meşru kıldı ve bu son bardağı taşıran damladır dediği zaman acaba bizim menfaat dediğimiz şey devreye girecek mi? Allah'ın o göndereceği azaba engel olabileceğimiz topumuz, tankımız, tüfeğimiz, askerlerimiz olabilecek mi? Olmayacak. Tam da bundan bahsetmek istiyorum. Üzerimizdeki zulmü savabilmemiz için Allah bizlere fırsat tanıyor ama biz o fırsatları tepiyoruz. Niye? Menfaat. Neden? Toplumumuz refah içerisinde yaşasın, zulüm içerisinde, sıkıntı içerisinde yaşamasın. Aman İsrail ne der? Aman Amerika ne der? Aman Rusya ne der? Aman Çin ne der? Bu tür yeryüzündeki birkaç tane ilahtan korkup Allah'tan korkmadığımızdan dolayı devlet adına söylüyorum, bu durumdayız. Ama Allah subhanahu ve teala erteleyendir. Erteler ama asla ve asla unutmaz. Asla ve asla verilecek cezayı, verilecek azabı tevbe etmedikçe ertelemez, tevbe etmedikçe vazgeçmez. O ki intikam sahibi olduğundan bahsediyor, intikamını alır. Allahu Ekber. Rabbim bizlere yardım etsin. Böyle bir durumdan, böyle bir politikadan, böyle siyasetten Allah subhanahu ve teala böyle beceriksizlerin yüzünden bu toplumu helak edecek. Allah subhanahu ve teala Firavun'dan bahsederken Firavun kavmini küçümsedi diyor. Onlar da ona boyun eğdiler. Ve Allah subhanahu ve teala'nın dikkat et. Bu ayetin sonunda şu sözüne, şu ayetine dikkat et ki onlar muhakkak ki fasık bir kavimdiler. Yani sizler eğer başınızda bir insana, bir yöneticiye, adı neyse X kişiye tabiyseniz, onun ardından gidiyorsanız, ona itaat, ona boyun eğiyorsanız, sizler o adamın ne kadar suçlu olduğunu, o kadar yanlış olduğunu göremiyorsanız, bu sizin mazur olduğunuz anlamına gelmez. Tam tersine yoldan çıkmış, fasık, kafir, müşrik bir toplum olduğunuz anlamına gelir. Kimin ardından gidiyorsanız, hangi inançla gidiyorsanız ona göre şekil alırsınız. Şimdi sizler bugünkü toplumun geneline baktığımız zaman İslam'dan bir haber, bir toplumla yaşıyoruz. Yani toplum kendisi la ilahe illallah diyen ama la ilahe illallah'ın manasını bilmeyen, Allah'tan başka yaratan yoktur diye söyleyip gezip dolaşan, ne dediğini de bilmeyen, ağzından çıkanı kulağa duymayan bir toplum. Kur'an'a iman ettik derler ama hayatlarında Kur'an'ı okumadıkları, evet namaz haktır derler ama hayatında namazı ya kılıp kılmadıkları belli değil. Ramazan gelir kılarlar, oruç ayı derler, orucu tutarlar. Kimisi de tutmaz. Yani öyle böyle bir din yaşayan insanlar. Yani haşa, sanki dışarıdan birisi bu adamları izlese, bu adamlar nasıl bir samimiyetsiz bir insanlar ki kısmı namaz kılmıyor. Bir kısmının Allah'ın hükmü olmasa da olur diyor. Değişik değişik fırkalar, farklı farklı hal ve hareketlerde olan bir toplum. Böyle bir topluma bakıp bir sosyolog bir kitap yazacak olsa, yani o toplumun ilahını çizmeye, o toplumun ilahını ortaya koymaya çalışsa, biz şundan eminiz ki kesinlikle ve kesinlikle Kur'an ve sünnetin ilahını çizemez. Kur'an ve sünnetin ilahını ortaya koyamaz. Onun özelliklerini yansıtamaz. Sizlerin inandığı ilah belli bile değil. Allah diyorsunuz ama Allah subhanahu ve teala Kur'an ve sünnetteki Allah mı? Yok.
Atalarınızın Allah'ı mı? Evet. Devletin Allah'ı mı? Evet. Sistemin Allah'ı mı? Evet. Böyle bir Allah'a inanıyorsunuz. Ama Allah subhanahu wa ta'ala diyecek ki sizin inandığınız Allah ben değildim. Ben kendimi Kur'an'da ve Resulümle kendimi tanıttım. Ne istediğimi size beyan ettim. Sizin ne yapmanız gerektiğini ben size söyledim. Ama sizler inadına safa yata yata bilme özelliği sizde ve bilme imkanları sizde olmasına rağmen sizler öğrenmek istemediniz. Cehaleti marifet, ilmi ise kendi üzerinizde bir azap, kendi üzerinize azabın hak olabileceği bir illet, bir sebep olarak gördünüz ve bugünkü bulunduğunuz duruma bir bakın bakalım. Dediği zaman Allah subhanahu ve teala işte o zaman düşünseniz de düşünmenizin boş olduğunu göreceğiz. כל שבור, ארוס, שרוף, מרוסק. אין לכם לאן לחזור, עזתים. כל העזתים היקרים, אתם לא יקרים, אתם זולים. אתם הומלסים, הומלסים. אנחנו נאמלל אתכם. אנחנו נראה לכם מה זה, מי שולט פה. אתם תסבלו על כל שנייה על מה שעשיתם לנו. לילדים שלנו, לנשים שלנו, לגברים. אתם תמותו. Lo en lahem lan lahzor atem homlesim homlesim atem. Kendi evinizin bu durumda olduğunu, savaş olarak sizi bir yerlerden bir yerlere sürdüklerini, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, daha dün o evdeydiniz. O evin içerisinde işte yerdiniz, içerdiniz, gezerdiniz, gülerdiniz, çocuklarınızla farklı farklı anılarınız, eşinizle farklı farklı anılarınız olmuş. Anneniz gelmiş, babanız gelmiş, akrabalarınız gelmiş, bayramlaşmışsınız. Farklı farklı dini, inançsal olarak veya dünyasal olarak olaylar yaşamışsınız. İyisiyle kötüsüyle ve bir gün sonra bir olay çıkıyor, bir savaş çıkıyor ve sizi yurdunuzdan süren insanlar sizin o yıkık, o anılarla dolu olan evinizi temizlediğiniz, güzel bir şekilde tutmaya çalıştığınız o ev yıkık, altüst olmuş bir şekilde ve sizi o yurdunuzdan çıkartan bir askerin o evinizin içerisinde kendi postallarıyla gezdiğini bir düşünün. Bugün Türkiye halkı olarak çok cesuruz. Böyle çok konuşurken çok yükseklerden konuşuruz. Türküz, Türklüğümüzle övünürüz. Ama Allah subhanahu ve teala henüz bizi imtihan etmedi. Yani ben en çok da bu Türklüğüyle övünen, kendisini bir halt zanneden, kendisini ırkını seçmediği halde sanki yeryüzündeki en üstün Aryan ırkı olduğunu, kendi ırkının en üstün o ırk olduğunu düşünen bu zavallılar Allah subhanahu ve teala'nın en önce imtihan etmesini istiyorum. Öyle konuşmakla başımıza gelen olaylara vereceğimiz cevap aynı olmayacak. Öyle dilin kemiği yok, konuşuyoruz. Ama başımıza bir mesele geldiğinde bazı olayları yaşadığımız zaman ne Türklüğün senin yanında kalacak, ne senin ataların senin yanında olacak, ne de Türkçülüğü savunduğun yoldaşların Türkçülükle ilgili naralar atan, o hikayeler, o masallar, o menkıbeler anlatan insanlar senin yanında olamayacak, seni kurtaramayacak. Dünyadan bahsediyorum, daha ahiretten bahsetmiyorum. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Allah subhanahu ve teala sizi beraber dostluğunuzu bir imtihan etsin bakalım. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok mu? Bir insan sırf birisi Türk diye yardım edecek mi? Ona destek verecek mi? Evini açacak mı? Bunları gerçekten dünyadayken görmek istiyorum. Bir insanı inanç bağlar, inanç. Bugün komünistlere bak, sosyalistlere bak. Kimisi Türktür, kimisi Kürttür. Önemli olan şey başka kültürlerden gelip, başka yerlerden, başka topraklardan gelip, başka adetlerden gelip, başka ailelerin çocuğu olarak gelip hiç hayatında görmediğin bir insanı sırf inancından dolayı, sırf Allah'a olan bağlılığından dolayı sevebilmek, onunla kardeş olabilmek, onun sorunlarına koşabilmek, onun dertlerini dert edinebilmektir. Sizin söylediğiniz sözün boş olduğunu Rabbim bu dünyadayken ispat etsin ve öncelikle sizi imtihan etsin. Genellikle İsrail'in yanında durmak isteyen, kendine Türkçüyüm diyen insanlar var. Bütün hepsini almıyorum hele. Kendine Türkçüyüm diyen insanlar var. Öncelikle ve öncelikle Allah subhanahu ve teala onları imtihan etsin. Sizler gerçekten bu memleketin çıbanısınız. Urusunuz. Bu memleketteki sorunların kaynağısınız. Başta ne mutlu Türk'üm diyene o sözünüz olmasa bugün PKK denilen bir sorun kalmayacak. PKK denilen sorunu sizin sisteminizin ve batıl o sözünüz ve o ideolojiniz desteklerken halen vazgeçmiyorsunuz. İdeolojinize tepki olan bu örgütü maalesef sizin yanlışlarınız halen beslemeye devam ediyor. Yoksa biz PKK'nın bu topraklarda tutunamayacağını adımız gibi biliyoruz. Sizler ortaya attığınız bu yanlıştan vazgeçmediğiniz sürece onlar da o yanlışlarından, o hatalarından vazgeçmeyeceklerdir. Sizler yanlışınızı doğru kabul ettiğiniz sürece bu yanlışınızı doğru gördüğünüz müddetçe onlar da o yanlışlarını sizin yanlışınızdan dolayı doğru göreceklerdir. Bunu anlamayacak bir şey yok. Velhasıl
Velhasıl bu videoda gördüğümüz yaratığın sizin evinizde dolaştığını, sizin evinizde gezdiğini bir düşünün bakalım. Daha fazla Erdoğan'ın evinde gezdiğini bir düşünün bakalım. Erdoğan bunu düşünsün bakalım. Kendi çoluğu, kendi çocuğu, vefat eden o yaşlı annesinin böyle bir savaşta olduğunu ve o evi terk etmek zorunda olduğunu bir düşünsün bakalım. Ne hissedersiniz? Ne yaparsınız? Yardım istemez misiniz bütün dünyada? Yardım istemez misiniz bütün insanlardan? Sizin o durumunuzdan kurtarmasını beklediğiniz güçlü devletlerin size yardım etmesini, sizin ırkınızdan olan insanların, Türklerin size yardım etmesini beklemez misiniz? Ya da kendinizi İslam'a nispet ederken Müslümanım dediğiniz insanlardan yardım beklemez misiniz? Beklersiniz. Peki yardım edilmezse ne hissedersiniz? Söyleyin bakalım. Hadi düşünün bakalım. Yardım edilmezse ne düşünürsünüz? Bugün Gazze'de onu düşünüyor işte. Siz onlara kardeşim diyorsunuz ama onların yanında değilsiniz. Siz onlara Araplar olarak aynı ırktanız diyorsunuz. Daha dün sınırlar yokken bir aradaydık diyorsunuz ama bugün yalnız bırakmışsınız. Ya bizim memleketimize bomba düşmüyor ki. Bizim memleketimize İsrail musallat olmadı ki. İşgal etmiyor ki. Amerika'sı, İngiltere'si bizim memleketimizi. Ne gereği var şimdi? Ortada bir ateş yanıyor. Biz de tutuşmayalım. Gerek yok diye düşünüyorsunuz ya. Ateşin bir özelliği vardır. Eğer söndürmezsen o büyür. Eğer sen onu söndürmezsen ya şurada yanıyor ateş. Ya sorun yok ki. Ya bana herhangi bir şekilde etkisi yok. Yani o ateşi söndürmemeye devam et. İsrail ateşi yeryüzünde söndürülmediği takdirde hiç kimse emniyette değil. Hiç kimse emniyette değil. Güçlü Türkiye, güçlü ordu demekle Türkiye güçlü olmuyor. Daha halen Amerika'nın sınırlarında, halen Amerika'nın gösterdiği hedeflerde giden bir memleket olup sen daha paranın bağımsızlığını daha doğru düzgün kazanamamışsın. Ülkenin bağımsızlığından bahsediyorsun. Ekonomi bir memleketin bağımsızlığındaki temel faktördür. Eğer ekonomin senin bağımsız değilse ülken de bağımsız değildir. Bağımsız dediğin şey kendi halinde, kendi iradesiyle, kendi inancıyla hareket edendir. Senin memleketin, senin ülken bu şekilde mi? Bu durumda mı? Bir Rusya sana yön veriyor, bir Amerika yön veriyor, bir Çin yön veriyor. Bu nasıl bir bağımsızlık? Böyle bir bağımsızlığı kabul eden insanlar var ise sarhoşluğu bağımsızlık olarak kabul etsinler. En son yemeğimiz ne zaman bitti bizim? Mesela en son mutfağımızda ne zaman erzak bitti? Buzdolabımız ne zaman boşaldı? Ne zaman bir başkasına el açtık? Ne zaman böyle işte yolun kenarına dökülmüş bir yemeği tenceremize böyle koymaya çalıştık? Ne zaman bunu yaptık? Buradan Müslümanlar olarak da bir mana çıkartmamız gerekli. Bizler şükür sahibi insanlar mıyız? Bizler evlerimizde gerçekten şükreden insanlar mıyız? Yemeğin işte tadı şöyleydi, tuzu böyleydi diyen insanlar mıyız? Nefsimizin istediği şeyler varsa ne güzel. Nefsimizin istemediği şeyler var ise öfkelenen, ayağa kalkan, masaya yumruklar vuran, işte sen şöylesin ben böyleyim diyen insanlar mı olduk? Allah subhanahu ve teala bizleri israf eden bir toplum olarak bu duruma düşerttiği zaman hiç kimseyi kınamayalım nefsimizden başka. Hiç kimseye serzenişte bulunmayalım. Hiç kimseyi eleştirmeyelim. Kimseye bağırıp çağırmayalım kendimizden başka. Bu durumdaysak eğer. Ama bu toplum biliyoruz ki hal ve hareketleriyle gerçekten gösterdiği durumlarla acılara verdikleri tepkilerle ben hayret ediyorum. Bu kadar sabrı acaba onlara öğreten şey neydi? Yani o toplumun o kadar sabırlı olmasında, o kadar kendi canları, kendi kanlarından olan insanların gözlerinin önünde katledilmesinde verdikleri tepkiyi onlara sağlayan sebepler nedir diye gerçekten düşünüyorum. Allah subhanahu ve teala o olgunluğu hepimize nasip etsin. Bu başımızdaki insanlar, siyasetçiyim diyen insanlar, aylık 100 bin lira, 200 bin lira alan insanlar bu videoları izlese de zaten bu insanlara dokunmaz. Onlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplumdan da daha ucuz yemekler yemeye, toplumdan da daha güzel bir şekilde beslenmeye, etsiz çıkmayan yemeklerini tatmaya devam ediyorlar. Onlar en güzel yerlerde tatillerini yapacaklar. Çocukları en güzel yerlerde ikame edecek, okuyacak. En güzel düğün salonlarında düğünleri yapılacak. En güzel takılar takılacak. Hayatlarını en güzel şekilde yaşayacaklar. Devletin onlara sağladığı imkanla. Hatta sizin ve bizden alınan vergilerle bunu sağlıyorlar. Ama tutuyoruz, düşünüyoruz, diyoruz ki ya bu siyasetçiler ne yapsın? Şu Gazze'ye bir el atsın, atamazlar. Bizler bile o insanların durumunu anlayamıyor iken başımızdaki siyasetçilerin bu durumu anlaması düşünülemez. Gerçekten zühd sahibi yöneticilerimiz bu sistemde zaten mümkün değil. Olmadığı sürece insanların halini anlayacak bir yönetici de olmayacak.
Yani Erdoğan, ilk geldiği Erdoğan'la bugünkü Erdoğan'ın arasında güneşle dünyanın arasındaki mesafe kadar bir fark var. Yani artık siz ilk Erdoğan'la şu anki Erdoğan'ı iki Erdoğan olarak ayıramıyorsanız sizlerde ölçü problemi, görme problemi var demektir. Şimdi o kadar şatafatlı imkanların içerisinde, o kadar lüks imkanların içerisinde bir eliniz yağda bir eliniz balda yaşayıp da o yerden işte yemek toplayan, işte çöpten patates kabukları toplayan, ekmek toplayan, işte gökyüzünden başlarına atılan o paraşütlerde kimisi paraşütsüz bir şekilde düşüp artık insanların yesinler, doysunlar, hayatta kalsınlar diye insanların ölümüne sebep olan o gökyüzüne atılan paraşütlerin insanlarda ne uyandırdığını anlayamayacak durumdalar. Biz anlayamıyoruz ki dediğim gibi bu insanlar anlasın. Biz anlayamıyoruz ki bu başımızdaki insanlar anlasın. Bu da Gazze'nin gerçekten ne kadar terk edildiğinin, ne kadar yalnız bırakıldığının, o insanların artık şu an ölümden başka bir dayanaklarının, ölümden başka bir sonuçlarının olmadığını Allahu Alem gösterdiğinin bir delilidir. Kendine Müslüman diyen Araplar ve kendine Müslüman diyen Türkler. Al birini vur ötekini. İkisi de dünya perest. Kimisi Amerika odaklı, kimisi Rusya odaklı. Birisi Amerika tarafından, birisi Rusya tarafından, bir kısmı Çin tarafından yönetilen, yönlendirilen devletler olmuş. Başka bir alternatif şu an yok. Ben Putin'in bile Gazze halkıyla alakalı konuştuğunu görüyorum. Şimdi bir insan bu kadar aşağılık olabilir mi? Suriye'ye kan kusturacaksın. Suriye'yi alt üst edeceksin. Her geçen gün sivillerini bombalayacaksın, öldüreceksin. Daha dün sivillerini bombaladın, kadınını, çocuğunu, erkeğini. Bu savaş uçaklarıyla alt üst ettin yuvalarını, hayatlarını berbat ettin, katlettin. Sen bugün Gazze ile alakalı konuşacaksın. Bizim de kalbimiz sana karşı yumuşayacak. Vay be, bir Hristiyan ya. Bir Rusya devlet başkanı bile Gazze'nin yanında duruyor diyeceğiz. Sizlerin kullandığınız sözler yaptığınız cürümün üzerini örtecek kadar büyük değil. Hayatınız boyunca da konuşsanız, mitingler yapsanız, hayatınız boyunca da insanlara Gazze ile alakalı demeçler verseniz, konferanslarda bulunsanız, sizlerin yaptığınız zulümün üzerine örtemezsiniz. Allah subhanahu ve teala intikam almayı nasip etsin. Ancak o zaman yine zulmünüz örtülmeyecek. Ama sizin zalimliğiniz yeryüzünden yok olup gelecektir. Allah subhanahu ve teala bunu kendi razı olduğu kimselere nasip etsin. Bizi de o razı olduğu kimselerden kılsın. هذه هان هذا قريب العالم هنا şu çocukların, yani Gazze'li çocukların konuşabildiği o yeti, o olgunluk, o konuştukları sözlerdeki hikmet kadar acaba olgun olan kaç yaşında bir adam bu memlekette konuşabilir? Ya bu olgunluk, eğer gerçekten hani bir ırkı yükseltecekseniz alın size bu Gazze'lilerin ırkı olan Arap ırkı. Alın onu yükseltin. Yani daha öncesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir insanın ırkı Arap ırkındandı. Araplar bunu çok güzel bir şekilde de kullanabilir. Hani ırkçılar olarak biraz düşünülmesi gerekirse. Halid bin Velid
Bedir gibi tarihte sizin Türk diyebileceğiniz bir insan mı var? Ya ben Türklere karşı bir düşmanlığım yoktur. Ben de normal olarak benim kendi ailem de Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden az çok gelen, az çok onların öğretisiyle büyüyen insanlarız. Ama akletmeyen insanların kullandığı cümleler gerçekten hani zulme destek olduğu zaman benim o konu hakkında susmam da zaten düşünülemez. Bir Müslümanın susması düşünülemez. Saçma sapan sözlerinizle ne kendiniz insanları oyalayın ne de kendi hayatınızı boşa geçirin. Hayatınızda bir mana olması lazım ya. Kendi kullandığınız o ırkçılık deyimini birilerinin gelip de iki soruyla bozabileceğini görmeniz gerekli.